Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, bir varmış bir yokmuş. Yılın çoğu vaktinin karlarla kaplı olduğu bir ülkede Soyan ve İvan adında iki kardeş varmış. Bir gün Soyan İvan'a dönerek, ''Kardeşim, sen de benim gibi alım-satım işiyle uğraşmalısın. Eğer bu mesleği seçersen zengin olursun.'' demiş. İvan, ''Ben kendi gücümü kullanarak geçinmeye çalışıyorum. Benim için doğru olan budur.'' diye cevap vermiş. Bunun üzerine Soyan, ''Aptal olma, insan sadece bilek gücünü kullanarak zengin olamaz.'' İvan, ''Ben insanları aldatmadan doğru kazanç elde etmek istiyorum.'' İki kardeş böyle tartışırlarken bir neticeye varamayınca, ''İnsan nasıl yaşamalı ve bunun sonunda neler elde etmeli?'' sorusunu bir başkasına sormaya karar vermişler. Eğer sordukları kişi, ''Doğru yaşarsam varlıklı ve zengin olamam.'' derse, İvan bütün varlığını Soyan'a verecek. Eğer ''Doğru yaşamak lazım.'' derse de, Soyan mal varlığının yarısını İvan'a verecekmiş. Böylece anlaştıktan sonra üç kişiye sormaya karar vermişler ve yola koyulmuşlar. Az gitmişler, uz gitmişler. Kendilerine doğru omuzunda baltası olan yaşlı bir adamın yaklaştığını görmüşler. Yaşlı adam yanlarına geldiğinde hemen onu durdurarak, ''İnsan nasıl yaşarsa varlıklı olur, doğru dürüst mü yaşamalı, yoksa insanları aldatmalı mı?'' diye sormuşlar. Yaşlı adam, ''Çocuklarım, insan gerçekten doğru ve dürüst yaşarsa hiçbir şey elde edemiyor. Ben bu yaşıma gelinceye kadar ağaç ustalığı yaptım. Kazandığım para sadece karnımı doyurmaya yetiyor. Üzerime bir şey alamıyorum. Beyler ve tüccarlar insana huzur vermiyor ve boyun eğdiriyorlar.'' Soyan yaşlı adamın verdiği cevaptan hoşnut kalarak gülümsemeye başlamış. İvan, iki kişiye daha soralım demiş. Biraz ilerledikten sonra karşılarına üç at arabasıyla birlikte bir tüccarın gelmekte olduğunu görmüşler. Hemen onu durdurup sormuşlar. İnsan doğru dürüst yaşarsa mı varlıklı ve zengin olur, yoksa insanları aldatarak mı bir şeyler elde edebilir? Tüccar cevap vermiş, ''Ben doğru dürüst yaşamış olsaydım bu üç araba malı nasıl alacaktım? Ben mal alıp mal satarım. Eğer insanları aldatmamış olsam bunu nasıl yapacağım? Hayır, insan doğru yaşarsa hayatı boyunca bir şey elde edemez.'' Tüccarın cevabını duyan Soyan sevincinden hoplayıp zıplamaya başlamış. İvan, ''Şimdi bir kişi kaldı.'' demiş. Oradan ayrılıp uzaklaşmışlar. Az mı gitmişler, uz mu gitmişler, önlerine elinde fal kağıtları olan kır saçlı yaşlı bir kadın çıka gelmiş. İki kardeş yaşlı kadını durdurup sormuşlar, ''Sana bir şey soracağız. Bir insan nasıl yaşarsa varlıklı ve zengin olur? Doğru dürüst yaşadığında mı, yoksa insanları aldattığında mı?'' Yaşlı kadın cevap vermiş, ''İnsan doğru dürüst yaşarsa bir şey elde edemez, varlıklı ve zengin olamaz. Ben bir falcıyım. Gençliğimden bu yaşıma kadar hep fala bakarak kazandığım parayla geçindim. Aldatmadan, insanlara yalan söylemeden fala bakılır mı? Hayır, insan doğru dürüst yaşayarak varlıklı olamaz.'' Yaşlı kadının cevabı üzerine iki kardeş evlerine dönmüşler. Soyan, İvan'a ait olan ne varsa hepsini elinden almış ve evinden kovmuş. İvan, eşi ve çocuğuyla birlikte kendilerine bir sığınak yaparak oraya yerleşmiş. Ne yiyecek yemekleri ne de üstlerine giyecek bir elbiseleri varmış.
Çok zor durumda kalan Ivan günün birinde eline boş bir kova alıp kardeşinin yanına gitmiş ve kovaya un doldurmasını istemiş. Soyan kardeşine doğru dönerek, "Bir vuruşta senin gözünü yerinden çıkarabilirsem sana bir kova un veririm," demiş. Ivan biraz düşündükten sonra kendi kendine, "Tek gözle de yaşayabilirim," diyerek kabul etmiş. Soyan bir vuruşta Ivan'ın gözünü çıkarmış ve kovayı unla doldurarak önüne bırakmış. Ancak bir kova un fazla dayanmadan bitince Ivan tekrar kardeşinin yanına gitmiş. "Kardeşim, bana bir kova un daha verebilir misin?" demiş. Soyan, "Diğer gözünü de yerinden çıkarırsam veririm," diye cevap vermiş. Ivan biraz düşünmüş, "Peki, hadi vur," demiş. Soyan tek vuruşta Ivan'ın diğer gözünü de yerinden çıkarmış ve bir kova unu önüne bırakmış. Un kısa süre sonra tekrar tükenmiş. Ivan eşini yanına çağırarak, "Beni büyük yolun kenarına götür. Benim gözlerim yok. İyi yürekli insanlardan dilenerek kazandığım parayla geçiniriz," demiş. Ivan'ın karısı onu almış ve büyük yolun kenarına getirmiş. Ivan yoldan gelip geçenlerden dilenmeye başlamış. Ancak hiç kimse ona yardımcı olmuyormuş. Az mı oturmuş, çok mu oturmuş bilinmez, bir müddet sonra geri dönmeye karar vermiş. Ortalıkta hiçbir insan kalmamış. Gözleri görmediği için ağaçtan ağaca çarpa çarpa zorla ilerlemeye çalışıyormuş. Ormanın içine girdiğini düşünmüş. Elleriyle yoklaya yoklaya ilerlerken büyük bir karaçam ağacına denk geldiğini anlamış ve zorlukla ağacın üzerine tırmanmayı başarmış. Karaçamın üzerinde kulaklarını iyice açarak etrafını dinlemeye başlamış. Biraz sonra bazı sesler işitmiş ve kulağını kabartarak dinlemiş. Karaçamın altında iki tane iblis birbiriyle konuşuyorlarmış. Soyan Ivan'ın gözlerini iki kova un karşılığında çıkarmış. "Bu ağacın sakızından gözlerine sürse gözleri iyileşir," demiş iblisin birisi. Diğer iblis konuşmaya devam etmiş. "Ben şuradaki büyük şehirdeki halkı susuz bıraktım. Ne yağmur yağdırtıyorum ne de su akıtıyorum. Yakında hayvanlarının ne yiyecek otu ne de içecek suyu kalacak. İnsanlar bilmiyorlar. Bilseler ki şehrin kenarında yaşayan dede ile ninenin ahırında büyük huş ağacı büyümekte ve bütün sular bu ağacın altına birikmekte. Bu ağacı yerinden sökseler yerden sular fışkırır ve bütün çukurlar sularla dolar. Bundan sonra yağmur da yağar, tarlalarda otlar da yeşerir." Bunu duyan diğer iblis şöyle demiş. "Şehirdeki zengin tüccarın kör bir kızı var, hasta yatağında yatmakta. Şamanlar ve üfürükçüler kızı iyileştirmek istiyorlar ancak bunu başaramıyorlar. Bu ağacın sakızını kızın gözlerine sürseler gözleri iyileşecek ama onlar bunu bilmiyorlar." Bu sırada ortalık aydınlanmaya başlamış. Bunu gören iki iblis hemen ortadan kaybolmuşlar. Ivan ağaçtan yere inmiş ve bulabildiği bütün sakızları gözlerine sürmüş. Kör olan gözleri hemen iyileşmiş ve görmeye başlamış. Karaçam'ın sakızından toplayabildiği kadarını toplamış ve yola koyulmuş. Az gitmiş, uz gitmiş ve suyun azaldığı şehre varmış. Bakmış ki hakikaten insanlar ağlaşıyor, hayvanlar böğürüyormuş. Ne yiyecek yiyecekleri ne de içecek suları kalmış. Ivan halkın önüne çıkarak, "Ben su olmayan yerde su akıtmayı, ot yetişmeyen kırda ot yeşertmeyi bilirim," demiş. Bunu duyan halk hep bir ağızdan, "Otun yetişmediği kırda otları yeşertebilirsen,
su çıkmayan yerden su çıkartabilirsen sana ne istersen veririz demişler. İvan hemen şehrin kenarında yaşayan dede ile ninenin evine gitmiş ve ahırın yanında hakikaten de bir huş ağacı büyümekteymiş. Halk ile birlikte huş ağacını yerinden sökmüşler ve ağacın söküldüğü yerden sular fışkırmaya başlamış, bütün çukurlar sularla dolmuş. Biraz sonra gökyüzünü kara bulutlar kaplamış ve yağmur yağmaya başlamış, otun yetişmediği kırlarda otlar yeşermeye başlamış. Bütün halk İvan'a büyük sevgi gösterisinde bulunarak birçok ikramda bulunmuşlar. Kimisi malını vermiş, kimi para getirmiş, kimisi de giyecek elbise getirmiş. İvan ise benim hiçbir şeye ihtiyacım yok, ne para, ne mal, ne de giysi istiyorum demiş. Halk büyük bir sevinç içinde, otun yetişmediği kırda ot yetiştiren, suyun akmadığı yerde su akıtan İvan diyerek aralarında konuşmaya başlamışlar. Anlatılamayan şeyler hikaye, söylenemeyen sözler gerçek olmuş. İvan halkla vedalaştıktan sonra hasta yatağında kızı olan zengin tüccarın evine doğru yola koyulmuş. Evine geldiğinde tüccarın korumaları İvan'ı karşılamış. İvan, zengin tüccarın kör ve hasta olan bir kızı varmış. Ben onu iyileştirmeye geldim demiş. Askerler, şamanların ve üfürükçülerin iyileştiremediği bir kızı sen mi iyileştireceksin? En iyisi mi sen buradan bir an önce git demişler. İvan ise eğer zengin tüccar kızının gözlerini iyileştiremezsem şam çeliğinden kılıç döküp boynumu kesiversin. Siz ona bu şekilde haber verin demiş. Askerler İvan'ın söylediklerini aynen tüccara iletmişler. Tüccar askerlerin söylediklerini duyunca İvan'ı hemen içeri almış. Benim kör olan kızımın gözlerini açabilirsen onu sana veririm. Ancak iyileştiremezsen kafanı keserim demiş. İvan, iyileştiririm fakat ben senin kızını almam. Eğer gözleri görmeye başlarsa onun yerine bütün malını ve mülkünü halka dağıtırım diye cevap vermiş. İvan'ın bu teklifi üzerine zengin tüccar düşünmeye başlamış. Ağlamış, sızlamış ancak çaresizce İvan'ın söylediklerini kabul etmek zorunda kalmış. İvan'ı hasta kızın yanına götürmüşler. İvan bakmış ki hakikaten kızın iki gözü de körmüş. Sadece kemikleri ve derisi kalmış. Dışarıda güneş mi açar, ay mı etrafı aydınlatır, hiçbirinin farkında değilmiş. İvan, kara çamın sakızını çıkarıp kızın gözlerine sürmüş. Kör kız görmeye başlamış ve hastalığı iyileşmiş. İvan, zengin tüccara dönerek, ''Haydi, kızın iyileşti, gözleri açıldı, dünyayı görmeye başladı. Sen de bana verdiğin sözünü yerine getir.'' demiş. Bunun üzerine tüm fakir fukarayı çağırmışlar. İvan, zengin tüccarın bütün mallarını sonuna kadar halka eşit bir şekilde paylaştırmış. Kendisine de un dolu bir at arabası almış ve yola koyulmuş. Az gitmiş, uz gitmiş. İvan sonunda memleketine geri dönmüş. Yapmış olduğu sığınağa gelmiş. Kapısını çekerek açmaya çalışırken İçeriden eşinin sesi de zar zor duyuluyormuş. Karısı içeriye giren İvan'a baktığında gözlerinin açıldığını görmüş ve çok sevinmiş. İvan ile eşi kimseye muhtaç olmadan yaşamaya başlamışlar. Çocuklarının karınlarını doyuruyor ve üstlerine elbise alabiliyorlarmış. Kardeşi Soyan, İvan'ın gözlerinin açıldığını, güzel bir atının olduğunu ve artık dilenmeyi bıraktığını öğrenmiş. Soyan, İvan, senin gözlerin nasıl oldu da iyileşti?
bu un dolusu at arabasını ve güzel atı nereden aldın diye sormuş. İvan hiçbir şeyi gizlemeden her şeyi olduğu gibi anlatmış. Soyan İvan'ın anlattıklarını dikkatle dinlemiş ve birçok şeyi elinden kaçırdığını anlamış. Bütün bunların elinden kaçmasına da çok üzülmüş ve ''Ben de giderim büyük karaçamın üstüne çıkıp iki iblisin anlattıklarını bir de ben duyarım.'' demiş. Soyan hazırlıklarını yapmış ve arabacı ile birlikte yola koyulmuşlar. Arabacı atları ormana doğru sürmüş, az gitmiş, uz gitmiş ve akşama doğru büyük karaçamın bulunduğu yere varmışlar. At arabasından inip büyük karaçamın etrafında dolaşmaya başlamışlar. Soyan arabacıya ''Sen dön, sabahleyin geri gelirsin ve beni alırsın.'' demiş. Kendisi de büyük karaçamın üstüne çıkmış ve beklemeye başlamış. Gece yarısı olduğunda iki iblis büyük karaçamın dibine gelmişler ve konuşmaya başlamışlar. İvan görmeyen gözlerin karaçamın sakızının sürülmesiyle iyileşeceğini nereden öğrendi acaba? Gözleri görmeyen birisi şimdi görür oldu. Yoksa bu büyük karaçamın üstünde bizi gizlice dinleyen birisi mi var? Diğer iblis, ''Ben şu büyük şehirdeki suyu kurutmuştum. Halk büyük huş ağacının sökülmesi gerektiğini acaba nereden öğrendi? Şimdi halkın hepsi yiyecek ve suya kavuştu. Acaba büyük karaçamın üstünde bizi dinleyen birisi mi var?'' Bunun üzerine diğer iblis, zengin tüccarın tek kızının görmeyen gözleri karaçamın sakızı sürülerek görür oldu. Bunun böyle iyileşeceğini kim nereden öğrendi acaba? Yoksa büyük karaçamın üstünde bizi dinleyen birisi mi var diye sorar. Böyle aralarında tartışırlarken ikisi birlikte birden büyük karaçamın üstüne doğru uçuvermişler. Bir de bakmışlar ki ağacın üstünde soyan yattığı yerden onları dinliyor. İki iblis birden ''İşte bizi dinleyen bu kişidir.'' diyerek soyanı yakalamışlar ve parça parça etmişler. Ertesi gün arabacı büyük karaçamın yanına soyanı almaya gelmiş. Büyük karaçamın etrafında soyanın kendisini görememiş ama parçalanmış elbiselerini görünce ''Bu sana ders olsun, bir daha insanların gözlerini çıkaramazsın.'' diyerek atlarını geri çekmiş ve evine dönmüş. İvan ise soyanın evine yerleşmiş ve bundan sonra zenginlik ve bolluk içinde yaşamına devam etmiş. Gökten 3 elma düşmüş, birisi bu masalı söyleyene, birisi bu masalı anlatana, birisi de bu masalı dinleyenlere. Hoş kalın, hoşça kalın.